Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere serin, hafif ve çok pratik bir tatlı tarifi vereceğim. Hazır yazda geliyorken böyle bir tarif paylaşmak istedim. Hemen başlıyoruz. Öncelikle kekimizi yapmakla başlıyoruz. Bunun için kabımıza yumurta ve şekeri ekliyoruz. Mikserle çırpıyoruz. Köpürüp rengi açılana kadar çırpalım. Tarifin detaylarını her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bakın rengi açılmaya başladı bile. Şöyle göstereyim. Sonrasında sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı kadar. Hemen ardından sıktığım limon suyunu ekliyorum ve limon kabuğu rendesi. Önce limon kabuğunu rendeliyorum. Sonra da suyunu sıkıyorum. Mikserle çırpıyorum 1-2. Hemen ardından un ekliyorum. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. İsterseniz elekten de geçirebilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Hemen ardından 1 paket vanilya ekliyorum. Sonrasında mikserle çırpıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde alacak. Ve şöyle göstereyim, bakın kelepçeli kalıbım var. Orta büyüklükte. Altına yağlı kağıt serdim önceden. Kek harcım üzerine ekliyorum. Şöyle dibini iyice sıyırıyorum. Sonrasında kalıbı şöyle yere, yani tezgaha sert bir şekilde 1-2 vuruyorum ve fırına gönderiyorum. Şu an fırında. Bir taraftan biz de sosunu hazırlıyoruz. Arası ve üzerine gelecek sosu. Zaten aynı sos. Aynı şekilde limon kabuğu rendesi ve limon suyu ekliyorum. Sosu için 2'şer tane limon kullandık. Kekine 1 adet kullanmıştık. Limon kabuğu rendesi, limon suyu, 2 adet yumurta, toz şeker, yarım çay bardağı su, nişasta. Ocağı almadan önce bu şekilde karıştırıyorum. Böyle birkaç saniye karıştırmanız yeterli. Sonrasında ocağı alacağız. Şimdi ocağı alıyorum. Sık sık karıştıralım. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alacağız. Bakın kıvam almaya başladı. Şöyle göstereyim. Kadar yeterli. Ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra üzerine tereyağı ve vanilya ekliyoruz. Bu arada isterseniz bu sosun içine zerdeçal ekleyebilirsiniz. Böyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal renk verir. Daha işte koyu bir sarı veya daha canlı bir sarı renginde olur. Zaten tat vermez. Sadece renk açısından isterseniz kullanabilirsiniz. Bakın kıvamı bu şekilde. Çok lezzetli bir sos. Evet, kekimiz pişmişti. Soğuduktan sonra kelepçeli kalıptan ayırdım ve ortadan ikiye böldüm. Şöyle göstereyim. Sonrasında servis edeceğimiz tabağı alıyoruz. Üzerine tekrardan kelepçemizi takıyoruz, kapatıyoruz ve üzerini bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sütle ıslatıyoruz. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum. Ben bu tarifimi daha önce birkaç kez yaptım ve misafirlerim gerçekten çok beğendiler. Dediğim gibi hem hafif hem lezzetli hem de pratik. Hazır yaz da geliyorken mutlaka yapın derim. Çok malzeme gerektiren bir şey de değil. Sütle ıslattıktan sonra limonlu sosumuzun yarısını bu şekilde arasına kullanıyorum. Yarısını da üzeri için ayırdım.
her tarafına gelecek şekilde yayalım. Kekimizin üst katını da yerleştiriyoruz. Çatal yardımıyla birkaç bu şekilde delikler açalım. Sonrasında sütle ıslatalım. Her tarafın ıslanmasına özen gösterelim. Kalan sosumuzun yarısını da tamamını üzerine ekliyoruz. Aynı şekilde her tarafa gelmesine özen gösteriyoruz. Bu arada vaktiniz varsa bir gece dolapta dinlendirirseniz çok lezzetli olur. Yani çok daha güzel olur. Ama vaktiniz yoksa 2-3 saat kadar dolapta dinlenmesi de yeterli olur. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Ve sabah oldu. Kelepçeyi açmadan önce bıçak yardımıyla kenarından bu şekilde geçiyorum. Daha rahat çıksın diye. Zaten cheesecake gibi kenar kısmı yapışmıyor ama biz yine ne olur ne olmaz bu işlemi yapalım. Bakın şöyle üstten göstereyim. Süsleme olarak ben üzerine 3 adet limon dilimleyip bıraktım. Siz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bir dilim alıyorum. İç kısmını daha güzel görebilmeniz için. Şöyle tabağıma alıyorum. Ve işte tatlımız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle iç kısmını görüyorsunuz. Sosu olsun, keki olsun, ıslaklığı vesaire her şey yerli yerinde. Mutlaka deneyin diyorum. Bakın çatal yardımıyla da şöyle göstereyim. Bir parça alıyorum. Dokusunu görüyorsunuz. Mutlaka deneyin diyorum. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.